Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Aybike. Bugün hızlı yemek yemek isteyenler, masa başında yemek yiyenler için beslenme önerileri konusundan biraz bahsedeceğim sizlere. Grupta bir anket açmıştım. Sizin en çok istediğiniz konu da masa başında beslenme önerileri oldu. Masa başı çalışan kişiler için beslenme önerileriyle ilgili biraz konuşacağız sizlerle bugün. Şimdi genellikle masa başında çalışanlar, hareketsiz olan kişilerde aşırı şekerli yemeklere istek çok oluyor. Yüksek kalorili, yüksek şekerli besinler tüketmeyi çok tercih ediyorsunuz. Dolayısıyla bu da kilo artışına neden olabiliyor. İnsülin direnci, karaciğer yağlanması gibi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Birazcık masa başında çalışan kişiler nasıl beslenmesi gerekiyor, onlarla ilgili bugün konuşacağız. Sizin istediğiniz bir konuydu bu. Umarım anlattığım bilgiler sizin için faydalı olur. Yorumlarınızı, sorularınızı da ben buradan mutlaka takip ediyor olacağım. Canlı yayınımıza katılıp yorumlar bölümüne adını soyadını yazan kişiler de oluşturacağı ilk siparişte Feedback Tea hediye kazanmış olacak bizden. Burada görmüş olduğunuz bitki çayımızı sizin siparişinizde hediye olarak göndermiş olacağız. Katılımcılarımız yavaş yavaş gelmeye başlamışlar bile. Şimdi dedik ki evet, masa başında çalışıyorsanız, özellikle pandemi döneminde evden de çalışıyorsanız sürekli yeme ihtiyacı yaşıyor olabilirsiniz. Bilgisayar başında yemek yemeniz gerekiyor olabilir. Dolayısıyla siz yemeğe odaklanamıyor olabilirsiniz o durumda. Bilgisayar başında yemek yediğinizde ya da bir işle uğraştığınızda o anda ne yediğinizin farkına varamayabiliyorsunuz. Ve aslında olması gerekenden daha fazla yemek yemiş oluyorsunuz böyle durumlarda. Bizim bunu engellememiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Tabii ki kendinize belirli bir yemek saati ayarlamanız lazım. Her gün aynı saatlerde belirlediğiniz planda bir yemek yemeniz lazım. Ve o gün yiyeceklerinizi önceden planlamanız gerekiyor bana göre. Örneğin siz o gün öğlen yemeğinizde ızgara tavuklu salata yanında bir bardak ayran içeceksiniz. Bunu bir gün öncesinden planlamanızı ben tavsiye ediyorum. Eğer planlarsanız o gün hem daha fazla yememiş olacaksınız, hem ne yediğinizi bileceksiniz, hem de kaçamaklar yapmamış olacaksınız. Dolayısıyla bu bizim için oldukça önemli bu noktada. Bunlara ilave olarak da yemek yediğinizin farkında olmak, yani sürekli bir şeyle odaklanmamak, telefonla ya da bilgisayarla odaklanmamak da bizim için çok önemli. Sadece o anki yediğiniz yemeğe odaklandığınızda o zaman yemeğin tadına varıyorsunuz, yemeği fark ediyorsunuz ve aşırı yemenizi de önlemiş oluyoruz bu noktadan. Şöyle bir bakıyorum. Çiğdemli Kütük ve Serpil Hanım katıldı aramıza. Hoş geldiniz. Sorularınız varsa, eğer siz de masa başında çalışıyorsanız ve gerçekten yeme atakları yaşıyorsanız, açlık hissi yaşıyorsanız sorularınızı yorumlar bölümünde bekliyor olacağım. Ve ad soyad yazmayı lütfen unutmayın. Çay hediyelerinizi herkese gönderiyoruz. Ben tüm yorumları takip ediyorum. Daha sonrasında WhatsApp hattına yazdığınızda oluşturacağınız siparişte çayı size hediye olarak gönderiyoruz. Gözden kaçırdığım yorum varsa, soru varsa onları da yayın sonrasında takip ediyorum mutlaka. Herkesin her sorusunu cevaplamaya elimden geldiğince çalışacağım. Evet, dedik ki yediğimizin farkında olmak, yemeklerimizi öncesinde planlamak ve sağlıklı yemekler tercih etmek. Genellikle masa başında çalışan kişilerin fast food ihtiyacı, aşırı şekerli ve yüksek kalorili besinlere ihtiyacı oluyor demiştim. Ama yemeğinizi evden getirirseniz ya da bir iki gün öncesinden orada yiyeceklerinizi planlarsanız bu bizim için çok sağlıklı oluyor. Genellikle yemeğinizi evden ufak kaplara koyup da götürebilirsiniz ya da iş yerinizde sağlıklı sandviçler ya da etli salatalar, tavuklu salatalar alabilirsiniz gibi. Bu şekilde sağlıklı, sebze ağırlıklı, lif ağırlıklı beslenirseniz hem dediğim gibi daha uzun süre tok kalıyorsunuz hem de tüm gün oturmanıza rağmen kilo artışı yaşamamış oluyorsunuz. Münevver Hanım adını yazdı bile. Kendisi çay hediyemizden faydalanmış olacak oluşturacağı siparişte. Merhabalar, masa başı çalışan olarak sizi izliyorum. Verdiğiniz bilgiler çok değerli. Ben de sipariş vereceğim. Teşekkürler demiş Çiğsel Hanım. Ben teşekkür ederim Çiğsel Hanım. Katıldığınız için, yorumda adınızı da yazdığınız için sizler de çay hediyesinden faydalanmış olacaksınız. Yediğinizin farkında olmak, evden yemek götürmek, sebze ve lif ağırlıklı beslenmek ve öncesinde öğünlerimizi planlamak dedik. Örneğin siz öğlen yemeğinizi saat 1'de yiyorsanız 1'e çeyrek varken ne yiyeceğinizi düşünmemeniz gerekiyor. Bir gün öncesinden bunun planını yapmamış olmanız gerekiyor. Ancak böyle yaparsanız daha sağlıklı ilerlemiş oluyoruz diyebilirim.
Onun dışında genellikle masa başı çalışanlarda hareketsizlik problemi oluyor dediğim gibi. Hareketsizlik, kabızlık gibi durumlara yol açabiliyor. Başka rahatsızlıklar ortaya çıkartabiliyor. O yüzden olabildiğince hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Belki işe gelirken yürümek ya da çıkışta yürümek ya da aralarda bir çay kahve almak için biraz yürümek gibi. Bu hareketler sizin dolaşım sisteminizi, sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlayacak. Dolayısıyla aralarda imkanınız varsa biraz ayağa kalkmak, biraz yürümek, belki bir arkadaşınızla sohbet etmek bizim için çok önemli. Çünkü insanın harekete ihtiyacı var. Kalori harcamaya, fiziksel aktiviteye ihtiyacınız var. Bu yüzden bunlar bizim için gerekli. Ve dediğim gibi bu hareketsizlik sizde kabızlık problemlerine yol açabiliyor. Bunu önlememiz için de günlük 8 ila 10 bardak suyu mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Ne kadar çok sıvı tüketirseniz bağırsaklarınız o kadar yumuşar, o kadar iyi çalışır ve sizde kabızlık sorunu yaşamazsınız. Böylece kilo artışınızın da önüne geçmiş oluruz. Çiseli Hanım masa başı çalışan olarak yorumumuzu canlı yayınımızda takip ediyor şu anda. Bakıyorum başka Nurten Hanım geldi. Funda Hanım, Songül Hanım, Nazan Hanım sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Hareket etmenin öneminden bahsettik. Su içmenin öneminden, bağırsaklarınızın düzenli çalışması için egzersiz, fiziksel aktivite bizim için gerekiyor. Bunlara ilaveten her zaman için ara öğünleriniz, sağlıklı atıştırmalıklarınız çalışırken de olması gerekiyor. Siz çalıştığınız dönemde uzun süre aç kalırsanız ya da herhangi bir şey tüketmezseniz bu sizin kan şekerinizin düşmesine ve sonrasında tatlı ihtiyacı yaşamanıza neden olabiliyor. Ama ara öğünler koyarsanız, örneğin İkindide bir tane ara öğün koyarsanız, bir tane de akşam koyarsanız, bu sizin hem uzun süre aç kalmanızı önleyecek hem de kan şekerinizi dengelemiş olacaktır. Nurten Hanım merhabalar Halbuki Hanımcığım demiş. Nazan Hanım merhabalar demiş. Hoş geldiniz. Sizler de merhaba herkese. Gözümden kaçırdığım kimse sanırım yok şu anda. Tamamdır. Bunların yanında dediğim gibi lifli beslenmek, bağırsaklarınızın yumuşaması bizim için çok önemli. Ve dediğim gibi kompostolar, cacıklar, probiyotik yoğurtlar, kefirleri bunların öğünlerinizde olması gerekiyor. Salatanın mutlaka her öğünde ben olmasını tavsiye ediyorum. Tavuklu salata olabilir, köfteli salata, ton balıklı salata gibi. Bunun dışında haşlanmış sebze yemekleri ya da zeytinyağlı sebze yemeklerini rahatlıkla tercih edebilirsiniz gibi. Evinizden hazırlarsanız, ev yemeği tüketirseniz tabii ki bizim için çok daha iyi olur. Merhabalar, masa başı çalışan olarak sizi izliyorum. Ben de sipariş vereceğim. Teşekkürler demiş. Tamamdır. Onu görmüştüm zaten. Bunun dışında sizin öğlenleri yediğiniz fast foodlar, lahmacunlar, hamburgerler, dönerler. Bunların hepsi karbonhidrat oranı çok yüksek besinler. Unlu mamuller. Bunlar sizin kan şekerinizin dengesinin bozulmasına neden oluyor ve sizin daha çabuk acıkmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bu tarz besinleri olabildiğince tüketmemeniz gerekiyor. Eğer illa bunları tüketmeniz gerekiyorsa haftada bir gün bizim için en ideal olacaktır. Ve yanında dediğim gibi bir bardak ayran ya da biraz salatayı mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Şöyle yorumları takip ediyorum. Evet, şu an tam iş saati, tam da öğlen arası. Muhtemelen herkes belki canlı yayınımıza katıldı. Hem yayınımızı izliyor hem yemeğini yiyor. Aslında dediğim gibi bir şeyler izlerken ya da bir şeylerle uğraşırken yemek yemeyi çok tavsiye etmiyoruz. Ama tabii ki o an çalışıyorsanız en sağlıklısı yediğinizin farkına vararak salatanızı, sebzenizi, yoğurdunuzu hazırlayarak o öğünü tüketmeniz olacaktır. Olabildiğince arkadaş ortamlarından ya da toplu yemek yemekten ziyade yalnız başına yediğiniz yemeklerde daha iyi yemeğe odaklanıyorsunuz. Sohbet muhabbet etmeden yemeğinizi o süre içerisinde tükettiğinizde doygunluk hissini daha iyi sağlamış oluyoruz. Evet, katılımcılarımız yavaş yavaş artış gösteriyor burada. Evet, diyelim ki siz 6'da işten çıkıyorsunuz. Sonrasında ne yapmanız lazım? Bunlardan da biraz bahsedelim.
6'da işten çıktınız, eve gideceksiniz. Hafif bir akşam yemeği tüketebilirsiniz. Bu akşam yemeğinizde sindirilmesi kolay sebzeler, çorbalar, yine salatalar tüketebilirsiniz. Akşamları sindirilmesi zor olan meyveler, kuru yemişler. Bunları çok fazla tavsiye etmiyoruz. Süt ürünleri ağırlıklı ara öğünler tüketmenizi tavsiye ediyoruz diyebilirim size. Ve akşam yemek yedikten sonra direkt televizyon karşısına geçip uzun saatler televizyon izlemek, uzun saatler abur cuburlar tüketmek de sizin yine kilo almanıza sebep olacak. Dolayısıyla akşam yemeğini yedikten 2 saat sonrasında ara öğününüzü yapabilirsiniz. Televizyon izleyecekseniz bunun süresi 1 saati 45 dakikayı çok fazla geçmesin. Ya da televizyon karşısında yine çok atıştırmalıklar tüketmemeye çalışın. Ve son öğününüzü yatmadan 2 saat öncesinde alacak şekilde ayarlamanızı ben tavsiye ediyorum. Akşam sindirilmesi zor besinler tüketilmesin. Süt ürünleri, probiyotikler bizim için çok önemli dedim. Ara öğün tüketiminiz akşam da bizim için gerekli. Ara öğün olarak dediğim gibi kuru yemişler ya da sindirilmesi zor meyveler sizin sindirim sisteminizi, bağırsak fonksiyonlarınızın bozulmasına neden olabilir. Ve tabii ki çok geç yatmamak da bizim için önemli. Siz ne kadar geç yatarsanız sabah uyandığınızda uyku düzeniniz de o kadar bozulmuş olacak. Dolayısıyla akşam en geç 11, 11.30 bizim yatma saatimiz olsun. Sabah da 7-8 gibi uyanış saatimiz olsun. Kahvaltı etmeniz, kahvaltıdan 2 saat sonrasında ara öğün almanız, yine masa başında çalışıyorsanız bizim için gerçekten gerekli şeyler. Eğer feedback kullanıyorsanız da feedback'i bildiğiniz gibi günde 2 öğünde kullanıyorsunuz. Sabah akşam olabilir, öğlen akşam ya da sabah öğlen şeklinde. Kalan bir tane 500 kalorilik ana öğününüz oluyor. Bu ana öğünde de olabildiğince sağlıklı ev yemekleri tüketmeniz gerekiyor diyebilirim sizlere. Gün içerisinde 3 tane de ara öğününüz olacak. Eğer masa başında çalışıyorsanız feedback sizin için oldukça pratik. Çünkü hazırlaması çok kolay, besin öğeleri çok zengin, vitamin, mineral, protein içeriği çok zengin. Dolayısıyla rahatlıkla iş yerinizde de sütünüze, yoğurdunuza, ayran, kefir ya da suyunuza rahatlıkla karıştırıp hazırlayabiliyorsunuz. Çalışan kişiler için dışarıdan fast food, sağlıksız yemekler tüketmek istemeyen kişiler için feedback kullanmak da oldukça pratik. Ya da çalışıyorsunuz, örneğin öğlen yemeğinizi bana her zaman danışabilirsiniz WhatsApp üzerinden. Ben oradan sizin öğününüzü inceliyorum, menülerinizi takip ediyorum ya da size uygun programlar hazırlıyorum gibi. Bu şekilde hem sağlıklı hem aç kalmadan kilo verme sürecinizi sağlamış oluyoruz. Evet, şöyle bir tekrardan başka sorularımız var mı diye bakıyorum. Bu konuyu siz istediniz. Masa başı çalışanlar için beslenme önerileri. Ketojenik diyet ürünü istiyorum. Kolesterol sorunu olduğundan sizin öneriniz doğrultusunda su içmekte zorlanıyorum. Çay kahve tüketiyorum. Spora başladım. Hareket ediyorum. Bir haftadır az porsiyonlara başladım. Hakiki zeytinyağı yemeklerde kullanmak daha mı doğru olur demiş Çiğsel Hanım. Evet, hakiki zeytinyağını kullanabilirsiniz. Ketojenik diyet zaten protein ve yağ ağırlıklı beslendiğiniz bir diyet programı. Dolayısıyla zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, tereyağı, avokado gibi sağlıklı yağları bol bol tüketebiliyorsunuz bu diyet programında. Ekstra sporla da zaten bunu destekliyormuşsunuz. Sporla desteklemek kilo kaybınızı hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Kolesterol sorunu olduğundan, şimdi kolesterol sorunu derken iyi kolesterol ve kötü kolesterol olarak aslında biz bunu ayırıyoruz. Muhtemelen kötü kolesterol seviyeniz yüksekse sağlıksız yağlardan zengin besleniyorsunuzdur. Siz bu feedback keto ile yani ketojenik diyette sağlıklı yağlardan beslendiğiniz için ve yağ yakımı sağladığınız için aslında kolesterolünüz de zamanla düşmüş olacak. Eğer karaciğer yağlanması sorununuz varsa, insülin direnci gibi problemleriniz varsa ya da LDL kolesterol seviyeniz yüksekse ketojenik diyette biz bunların tamamını düşürmeyi hedefliyoruz ve gerçekten bu sonucu elde edebiliyoruz. Sizler başlayabilirsiniz. Ben adınızı not alıyorum. Yayın bittikten sonra size ketojenik diyetin beslenme programını, neler tüketebiliyoruz, neler tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Bunları da göndereceğim. Messenger'dan ya da WhatsApp'tan sizinle tekrardan konuşuruz.
Evet, ketojenik diyetle ilgili sorumuz geldi. Fitback Keto burada duruyor. Şu an zaten Kadınlar Günü kampanyamızla başladı. 3 al 2 öde kampanyası. Fitback Keto'yu almak isteyenler, denemek isteyenler bu kampanyadan da faydalanabilirler. Elif Naz Hanım da katılmış aramıza. Münevver Hanım katılmış. Yemeklerde özellikle dediğim gibi sızma zeytinyağı, hakiki zeytinyağı bunları kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını yemeklerde tercih edebilirsiniz. Kuru yemişleri biz bu dönemde sık sık tavsiye ediyoruz. Sebzeleri, et ürünlerini tavsiye ediyoruz gibi. Sadece aşırı şekerli, glisemik indeksi yüksek meyveleri tercih etmiyoruz. Karbonhidrat oranı yüksek olan ekmek, makarna, pilav gibi besinleri bu dönemde fazla tercih etmiyoruz. Onun dışında kuru baklagil ya da süt, yoğurt gibi yine protein ağırlıklı bu tarz besinleri de çok tavsiye etmiyoruz. Ama badem sütü içebilirsiniz gibi ya da bitkisel sütler tercih edebilirsiniz ketojenik diyette. Çok teşekkürler demiş Çiseli Hanım. Rica ederim. Sorunlarınız, katılımınız için ben de size teşekkür ederim. Evet, hızlı bir başlangıç yaptık. Hem ketojenik diyet hakkında hem masa başında çalışanlar için beslenme önerileri hakkında. Maria Hanım da adını yazdı. Canan Hanım merhaba dedi. Merhaba Canan Hanım. Geçen yayında Canan Hanım'ın mesajlarını ben sonradan görmüşüm. Bu yayında hemen gördüm. Bazen sonradan düşebiliyor mesajlar ama şimdi hepsini sıkı bir şekilde takip ediyorum. Yayın bittikten sonra da dediğim gibi sizinle özelden de konuşuyoruz. WhatsApp'tan da yorumların altından da hepsini görüyorum ve takip ediyorum. Evet. Şu an aramızda masa başında çalışan ve yayınımıza katılan kimse var mı? Onlara bir bakalım. Yorumlara adını yazanlar, Maria Hanım, Çiseli Hanım çay hediyesinden faydalanmış olacak. WhatsApp hattımızın numarasını sık sık paylaşıyoruz. 0541 348 0348. Buradan Burcu Hanım'la iletişime geçip siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ya da grup elçilerimize yazabilirsiniz. Bana yazabilirsiniz. Nasıl isterseniz. İletişim bilgilerini vermeniz yeterli. Çayı adresinize kargomuzla beraber gönderiyoruz size. Çaydan da isterseniz kısaca bahsedelim. Belki yeni katılanlar ya da ilk defa görenler, duyanlar olmuştur. Feedback tea'nin içerisinde 30 tane bulunuyor. Tansiyon ya da emzirme durumu olan kişiler günde bir fincan, herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişiler günde 2 ya da 3 fincan içebiliyorlar. İçerisinde yeşil çay, mate, matcha ve mentollü nane bulunuyor. Toplamda 4 bitkinin de karıştığı bir bitki çayımız. Yeşil çayın ve matcha'nın zaten yağ yakımını arttırıcı, ödem atıcı özellikleri bulunuyor. Mate'nin aynı şekilde metabolizma hızlandırıcı, yağ yakımını arttırıcı özellikleri var. Mentollü nanenin de rahatlık, ferahlık hissi verici özelliği bulunuyor. Dolayısıyla hem sizin yağ yakımını destekleyici, hem ödem atmanıza yardımcı, hem rahatlık, ferahlık hissi verici, hem de tok kalmanızı sağlayıcı özellikleri bulunuyor diyebilirim. Sıcak ya da soğuk olarak fark etmiyor. 200-250 mililitre suyun içerisinde 4-5 dakika kadar demlerseniz sıcak olarak tüketebilirsiniz. Yaz geliyor, bahar geliyor. İsterseniz biraz buz katıp soğuk olarak da yine gün içerisinde feedback tea'yi tüketebiliyorsunuz. Bu ürünlerde yaş sınırı var mıdır? Çocuklara tavsiye eder misiniz demiş. Yaş sınırı olarak 12 yaş ve üzerini biz tavsiye ediyoruz. 12 yaş altı çocuklar henüz büyüme, gelişme çağını, ergenlik çağını çok tamamlayamadıkları için daha yüksek enerjiye ihtiyaç duyabiliyorlar ve her zaman doktor öneri olmadan, doktor onayı olmadan bir diyet programı uygulamamaları gerekebiliyor. Ama 12 yaş üzerindeyse eğer bir kilo problemi de varsa rahatlıkla kullanabilirler. Detoks yapmadan günde iki öğün olarak sabah öğlen, öğlen akşam gibi tercih ettikleri iki öğünde feedback'i rahatlıkla kullanabilirler. Canan Hanım adını yazdı. Ayşe Hanım merhabalar dedi. Merhaba Ayşe Hanım. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Katılımcılara bakıyorum ben buradan.
Genel olarak anlattıklarım bu şekilde. İsterseniz kısaca bir anlattıklarımın hepsini toparlayayım. Masa başında çalışan, yeme ihtiyacı duyan, açlık hissi duyan ya da kilo vermek isteyen kişiler için yaklaşık bir 10-12 tane tüyodan bahsettim size. Bunları kısaca tekrardan toparlayacağım. Öncelikle dedim ki menülerinizi 1-2 gün öncesinden planlamak. O gün iş yerinizde hangi yemeği yiyeceğinizi 1-2 gün öncesinden bilmeniz bizim için faydalı oluyor. Yüksek kalorili, yüksek şekerli, fast food tarzı besinlerden olabildiğince uzak durmaktan bahsettim. Yemek yediğinizin farkında olmak. Yani bilgisayar başında, telefon başında, televizyon karşısında yemek yemek değil de sadece o yemeğe o anda odaklanmaktan bahsettim. Kahvaltıyı sabah uyandığınızda mutlaka yapmanız ve kahvaltıdan 2 saat sonrasında ara öğün yapmanızdan bahsettim. Uzun süre oturarak çalışan, masa başı çalışan kişilerde hareketin azlığından dolayı kabızlık problemleri, kilo alma problemleri yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla günde 8-10 fincan kadar çay, özür dilerim, su tüketiminizden bahsettim. 8-10 bardak kadar su, 10-12 bardak kadar çay, 2-3 fincan kadar da kahve tüketebilirsiniz masa başında çalışırken. Sağlıklı atıştırmalıkları mutlaka çekmecenizde, masanızda bulundurmaktan bahsettim. Meyveler, kuru yemişler, bisküviler mutlaka elinizin altında, yakınlarınızda bulunsun. İkindi de yine öğlenden sonraki bir ara öğününüzde rahatlıkla bu ara öğünleri tüketebilirsiniz dedim. Akşam saatlerinde eğer açlık hissi yaşıyorsanız akşam yemeğinden sonra bir ara öğün daha tüketmenizi tavsiye ediyorum dedim. Ve akşam yemeğinden sonra sindirilmesi daha kolay besinler tüketmeniz gerekiyor. Yani kuru yemişlerin sindirimi örneğin akşam belki biraz daha zor olabilir. Ama kolay sindirilebilen meyveler, lifli meyveler ya da süt ürünlerini rahatlıkla tüketebilirsiniz dedim. Onun dışında öğlenleri iş yerinizde yediğiniz yemeklerde komposto, cacık, kefir gibi ya da işte bulgur pilavı, tahıl grubu gibi olabildiğince lifli, kolay sindirilebilir, uzun süre tokluk hissi veren besinler tüketmeniz gerekiyor dedim. Akşam eve gittiğinizde televizyon karşısında çok fazla vakit geçirmemek ya da abur cuburlar tüketmemekten bahsettim. Fiziksel aktiviteyi günlük 40-45 dakika kadar tavsiye ettim. Sabahları belki yürüyerek gitmek ya da iş yerinizdeki boşluklarda biraz yürümek gibi ya da akşamları evinize yürüyerek gitmek, merdiven çıkmak, asansör kullanmak yerine bunlardan bahsetmiştim. Ve tabii ki uyku saatleri, çok geç kalkmamak, çok geç yatmamak da bizim için bu dönemde gerekli. Çünkü uyku düzeniniz metabolizmanızı, hormonal durumlarınızı etkileyebiliyor. O yüzden bu saymış olduğum 10-12 tane tüyo bizim için gerçekten gerekli masa başında çalışıyorsanız, pandemi nedeniyle evden çalışıyorsanız gibi. Çünkü kilo almaya çok müsait dönemler bunlar, hareketsiz kaldığınız için. Olabildiğince bu size önerdiğim tüyoları yapmanızı tavsiye ederim. Saat 4'te Instagram üzerinden bir canlı yayınımız daha olacak. Ona da katılımlarınızı bekliyorum. Instagram yayınımızda yine kampanyalar, ketojenik diyet, feedback keto hakkında konuşacağız. Yine hediyelerimiz, indirimlerimiz olacak. Grup yayınımızı da sonrasında izleyebilirsiniz. Katıldığınız ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cuma günü de farklı bir konuyla sizinle olacağız. Salı günü de aynı şekilde olacağız. Sorularınız, katılımlarınız, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza çok dikkat edin. Herkese keyifli ve mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.